Her zaman geleneksel olarak il bayramlaşmamızı yapıyoruz ama hava çok sıcak. Mersin'de sıcak. Mersin'e de çok sayıda bu bayramda misafir geliyor. Hem tatilini geçirmek için hem de eş, dost, akraba, kimisi başka şehirlerde yaşamını sürdürüyor, ailesini, annesini, babasını görmek için şehrimize geliyor. Dolu dolu bir bayram geçecek Mersin'de. Belediye de burada, belediye başkanı da burada bayram süresi boyunca. Oluşacak herhangi bir aksiliğe meydan vermemek için de belediyemiz gerekli tedbirleri aldılar. Biz de bayram süresi boyunca özellikle nüfusun yoğun olarak bayramını geçireceği bölgelere geziler koyduk. Bu bayram süresinde bu noktaları ziyaret edeceğim. Yaylalar başta olmak üzere sahil bölgelerine, nüfusun yoğun olduğu yerlere gideceğiz. Hem vatandaşlarımızla bir bayramlaşma imkanı olur, hem de oradaki vatandaşlarımızın belediye hizmetleriyle olan bir sıkıntısı varsa birebir de giderme adına bunları yapacağız. Seçim böyle kazanır. Seçim çalışarak kazanır. Seçime bir hafta kala, bir ay kala, üç ay kala, bir sene kala çalışılmaz. Seçim bir partide parti üyelerinin aklına geleni ulu orta bağırmasıyla, savurmasıyla kazanılmaz. Seçim parti üyelerinin aklına geleni genel başkanı, belediye başkanları, milletvekilleri için ulu orta yerlerde söylemesiyle kazanılmaz. Hayatta hiçbir şey böyle kazanılmaz. Gelerek, yatarak, çok laf ederek hiçbir şeyi kazanamazsınız. Kendi kendinizi kandırırsınız. Bugüne kadar böyle mi yapıyorduk? Başarılı olduğumuz yerlerde elbette ki iyi çalışmaların sonucu kazanıyorduk. Birçok belediyeyi kazanıyoruz. Bazı belediyelerde oradaki demografinin bize sağladığı avantajlardan yararlanıyoruz. Örneğin Mersin'de Yenişehir Mezitli, örneğin Ankara'da Çankaya, İstanbul'da Kadıköy ya da İzmir Büyükşehir ya da Tekirdağ. Ama genel anlamda eğer Tarsus'ta seçim kazanacaksanız çalışacaksınız. Mersin Büyükşehir'de seçim kazanacaksanız çalışacaksınız. İstanbul'un Üsküdar'ında seçim kazanacaksanız, Fatih'in de seçim kazanacaksınız, çalışacaksınız. Hiç kimse sizin lügattan ezberlediğiniz ideolojik söylemlerin peşine gelmiyor. Artık bu gerçeği görelim. Birbirimizi burada güzel hoş sözlerle kandırmanın bir anlamı yok. Bu partiye içinizde yaş itibariyle uygun olup en fazla emek veren insanlardan bir tanesi ya da bu partiye öyle ya da böyle mensup olarak içinde bulunmuş, destek olmuş, görev almış bir Cumhuriyet Halk Partili olarak konuşuyorum. Değişim kafaları değiştirmeden olmaz. İnsanlar değişir, kafalar aynı kalırsa değişim olmaz. Onun için diyoruz ki kafaları değiştirelim. Kafanın içindekini değiştirelim. Yeni eğitimli insanlar gelsin. Benim çocuğum benden çok daha eğitimli, çok daha görgülü. Hepinizin öyle. Bu gerçekleri görün artık. Mahkeme kadıya mülk değil. Bırakın. Bir kenara çekilin. Yardımcı olun. Bu gençlere yardımcı olun. Daha fazla gençlik kollarında üyeler olsun, kadın kollarında üyeler olsun. Benim halkta karşılığım yoksa utanırım aday olmaya. Benim sokağa çıkacak yüzüm yoksa, belediye başkanıyım, başta Cumhuriyet Halk Partisi aday yapmakla sonra da Mersin halkı oyunu vermekle
Sen demiş iyi bir belediye başkanlığı yapacaksın. Parti adayı yapmış. Halk da kimi ideolojik olarak, kimi sosyolojik olarak, kimi bu adam işi iyi yapar diyerek bir şekilde oy vermiş ve sen belediye başkanı olmuşsun. Eğer işinin başında değilsen, bayramlarda keyif yapıyorsan, milletin acısından haberin yoksa, sokağa çıkacak yüzün yoksa, yağ balla beslenip karnını doyuramayan insanlardan haberin yoksa, keyifle yaşayıp acı çeken şehrindeki hastadan, engelliden haberin yoksa, sen aday olma kardeşim, sen belediye başkanı da olma. Zaten senden hiçbir şey de olmaz. Ama bu kurumların enerjisini de almayın. Bırakın açın, gelsin insanlar, başarılı olan devam etsin, görevini yapsın, bir başkasına işi devretsin. Bilgileri kendine gizlemesin, ona aktarsın. Felsefemiz bu, çalışıyoruz. Çatlasalar da, patlasalar da çalışıyoruz. Ben her yerde de söylüyorum. Şimdi az önce sayın vekilimiz söyledi. Seçim bitti, fırtınalar kopuyor. Şimdi arkadaşlar bu parti sahipsiz değil. Bu partiyi biz güvenli bir limana alırız. Bu işler usulet de olur, suhulet de olur. Bağırarak, çağırarak, bu işler kavga ederek, güzellemeler yaparak partiyi değiştirelim. Kendi aynı yerde. Kendi aynı yerde. Bunlar olur. Elbette değişim olacak. Elbette hiçbir şey yokmuş gibi davranmayacağız. Ama kaş yaparken de göz çıkarmayacağız. Bu partinin dirliği birliği önemli. Bunu yaparken akıl çerçevesinde, bir süreç çerçevesinde hangi noktadan değişim gerekiyorsa başlatıp bu değişimleri gerçekleştiririz. Söylem mi değişecek? Tüzük mü değişecek? Program mı değişecek? Genel başkan mı değişecek? Belediye başkanı mı değişecek? Hepsi değişir. Ama ben yaptım oldu bitti. En kral benim. Benden sonrası tufan. Bu işi en iyi ben yaparım. Fırsat bu fırsat. Seçim boyu pusuda yattım. Zaten hiçbir şey yapmadım. Yeri geldi hainlik de yaptık. Seçim kaybedildi. Vurun abalya. Emek eden insanlara günah etmeyin. Allah sizi çarpar. Ben Mersin Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerime müteşekkirim. Bir belediye başkanı olarak. Örgütler benim işim değil. Ben bu partinin belediye başkanıyım. Örgütler genel merkez, genel başkan ya da örgütlerden sorumlu genel başkanın, genel başkan yardımcısının hiyerarşik olarak yönetimiyle çalışmalarını yapar. Türkiye'deki seçim sonuçlarına bakıyorum. Arzu etmediğimiz, beklentilerimizi boşa çıkartan, bizi hayal kırıklığına uğratan, hatta başta Cumhuriyet Halk Partililere ve topluma kötü duygular yaşatan bir seçim sonucu. Bununla yüzleşmeliyiz. Yüzleşirken de az önce söylediğim gibi bağırmadan, çağırmadan, her şeyin iyisini ben biliriz demeden bu süreci değerlendirip dönüşümü, değişimi başlatırsınız. Bir daha aynı hatayı yapmazsınız. Bunda bir beis yok. Gelelim Mersin'e. Şimdi Mersin'de rakamsal olarak bakıyorum, nispi olarak değil, oransal olarak değil. Yaklaşık partimin oyu, her 3 bir oy 4 bir oy olmuş. Yani %28-30 civarında kendi içinde oyunu arttırmış. 300 bin olan oyu 385 binlere kadar ulaşmış. Mersin'in nüfusu belli, seçmen sayısı belli. 2018'den bu yana. Milletvekilliğinde 3 milletvekilliğiyle parlamentoda temsil edilirken 5 milletvekiliyle temsil ediyoruz. 2002'li yılların bugüne seçimlerini inceleyin.
2002 yılı özel bir yıldır. Sadece iki parti barajı geçmiştir. Orada oy oranından ziyade partilerin barajı geçmemesi sonucu belirlemiştir. %34 de anayasayı değiştirecek sandalye sayısına sahip olmuştur iktidar. Ama o günden sonra ben 2007'de milletvekili oldum. Kıl payı 4. milletvekilini çıkarttık. Gitti geldi, gitti geldi. 2011'de milletvekili adaydım, milletvekili seçildim. Aynı şekilde 4. sırayı gitti geldi çıkardık. Geldik 2015 yılının ilk seçimine. 3 milletvekilinde kaldık. Ön seçim oldu. Değil mi? Tırnak içinde deve dişi gibi siyasiler. Ama 3 milletvekilinde kaldı parti. Şimdi bir şeyi savunurken bir tezi sonuçlarından gitmeniz lazım. Ön seçim oldu. Dediler hiç dokunmayalım. Ama 3 milletvekili. Sonra 5 ay sonra konjonktür değişti. İYİ Parti'nin, düzeltiyorum, AK Parti'nin oyu birdenbire 9 puan arttı, 8 puan arttı, iktidar oldu. Bizim oyumuz da Türkiye genelinde arttı, burada da arttı. Giden oylar geri geldi, 4 milletvekili olduk. Geldik 2018'e, tekrar 3 milletvekiline düştük. Ya zorla 4 olduk, ya 3'te kaldık. Geldik 2023'e. Bunları anlatıyorum, ekranları başında dinleyen partililerim de lütfen iyi dinlesin. O gemide, Cumhuriyet Halk Partisi gemisinde kendileri de var. Şimdi kongre sürecine geçiyoruz, gidiyoruz. Dezenformasyonları, yanlış bilgilendirmeleri, yanlış propagandalara kulak asmasınlar diye. 5 milletvekilini bu parti çok rahat bir şekilde çıkardı mı? Git gel olmadan. 6 git gel olabilirdi. Biraz daha bir şeyler olsaydı, bir dip dalgası, bir Ankara esintisi, söyleme esintisi, parti bu duruma geldi mi? Ben örgütümüze teşekkür ediyorum. Kurda kuşa yem olmadan, kimseye muhtaç olmadan tıkır tıkır bir seçim süreci geçirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi her alanda, açık mecralarda, sokaklarda, her yerde hakimdi kente. Dağın başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun resimleri vardı. Son derece başarılı bir süreç geçirdiler. Bunlar yatarak olmadı. Gittiler gençler. Bir ay önce, 1,5 ay önce kampanyayı başlattılar. Aldılar materyalleri. Açık hava mecralarını donattılar. Bir kere avantaj sağladılar. Durum budur. Geldiğimiz noktada Mersin'de başarılı bir sonuçtur. Daha iyi olabilirdi. Daha iyi olabilirdi. Neden? Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Daha fazla işler, başarılar beklemeliyiz. Hiçbir sözüm yok. Daha fazla çıtayı yükseltmeliyiz. Hiçbir sözüm yok. Yoksa iktidar olamayız zaten. Keşke Sayın Kılıçdaroğlu'na şartlar uygun olsaydı 65-70 oy çıkarabilseydik. O zaman daha rahat Cumhurbaşkanı seçtirebilirdik. Partimize 6 milletvekili çıkarsaydık. O zaman parlamentoda çoğunluğu alabilirdik. Hedefi yüksek koymak, morali yüksek tutmak, gerçeklerde olmak, çalışmak, azmetmek bu partiyi sevmenin başarıya giden yoludur. Ben bu kadar söylüyorum. Ve değerlendirmeleri partililerime bırakıyorum. Elinizi vicdanınıza koyacaksınız, değerlendireceksiniz. Genel merkezimizde doğal olarak seçim sonuçlarından dolayı bir moral bozukluğu var. Sayın Genel Başkanımız tabii ki geminin kaptanıdır. Ben partimi bu fırtınadan sonra güvenli bir limana çıkartacağım. Partililerim endişe etmesin. Katılıyorum. Hep beraber çıkartacağız. Kaptanı yalnız bırakamayız. Hepimiz de eleştirimizi yapacağız. Öz eleştirimizi yapacağız. Sayın Genel Başkanımız da yapacak. Birileri bu geminin kaptanlığını ben daha iyi yaparım diyebilir. Bunu derken partimizin birliğine, beraberliğine, dirliğine, hele hele yerel seçim öncesi zarar vermeden
bu söylemlerini yapmasını tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum. Hepiniz kadar ben de partimde hak sahibiyim. Benim kadar sizler de partimde hak sahibisiniz. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Bugün ben belediye başkanıyım, yarın bir evladımız olacak, bir genç gelecek. Ardımızda bizden sonra bir arkadaşımız gelecek. Ya da milletvekillerimizin yerine. Nasıl 13 yıldır Sayın Genel Başkan, önceden rahmetli Sayın Baykal, daha önceleri Sayın Ecevit, Sayın İnönü rahmetlilerden sonra ilk kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk. Ondan sonra ardınları gelmiş, o şerefli koltuğa oturmuşsa hiç merak etmeyin. Bu partinin özünü bilen, bu partiyi içselleştirmiş liderler gelir, Atatürk'ün o koltuğuna layık olan adamlar oturur. Cumhuriyet Halk Partisi refleksi bunu gerçekleştirir. Kimsenin merak edecek bir durumu yok. Öyle siparişle falan bu partiye genel başkan olunmaz. Bazı yol haritaları planlayarak, bazı senaryolar yazarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olmak kolay değildir. Onu söyleyeyim. Bünyesi kaldırmaz. Vücut atar dışarı onu. Bunun da bir tavsiye olarak bilinmesini istiyorum. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevde kaldığım sürece Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hiçbir görevde olmadığım sürelerde sade bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak ölene kadar, son nefesime kadar bu şerefli altı okun Cumhuriyet Halk Partisi'nin emrinde bir nefer olarak çalışacağım. Bunu herkes böyle biz. Şimdi gelelim yerel seçimlere. Çok yakın. Bu anlattığım sürecin yerel seçimlerle çok alakası var. Rakibimiz bu anlamda deneyimli. İktidar. Buradan girecek mevziye safları sıklaştırmamıza müsaade etmeyecek. Hatta dağıtacak. Bu tip kavgalar üreterek. Oysa mesafe çok yakın. Şimdi yaz tatiline girdik. Yaz tatili biter bitmez seçim atmosferi başlar. 5 ay içinde adaylar belirlenir. Maksimum 6 ay içinde. Süreç çok kısa. Herkes diri olmak zorunda. Kongrelerimizi yapacağız. İlçe başkanı olmak isteyen, il başkanı olmak isteyen çıkacak, yarışacak. Kolay mücadeleler değil. Ama bunu uygarca yapacağız. Bunu uygarca yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır ölçülerde yapacağız. Dilimize dikkat etmemiz lazım. Etrafı kirletmememiz lazım. Zehirlemememiz lazım. Buna hassasiyet göstermemiz lazım. Ve daha sonra seçim sattım haline gireceğiz. 11 büyük şehrin Cumhuriyet Halk Partisi olması merkezi hükümet kadar bir siyasi partiye vereceği, merkezi iktidar kadar güçlü bir kazanımdır. Bir, bunu kaybetmeyeceğiz. Bunu asla kaybetmeyeceğiz. İki, ilaveler yapacağız. Seçim mağlubiyeti var. Seçim mağlubiyeti yok demiyoruz. Gerekçelerine girmeyeceğim. Ama kararlar bağlayacak bir ortam yok. Türkiye'nin dengelerine, gelişmelere bakarsanız beni daha iyi anlarsınız. Bütün bu sorunlar, sıkıntılar 2018'i hatırlayın. 2018'de 3 vekil çıktı. Türkiye'de şöyle böyle bir oy oranı aldık. Şimdikinden 3 puan daha düşüktü. %22. Ama aradan 10 ay geçtikten sonra Türkiye'de yerel iktidarı kazandık. 2018 koşullarında. Şimdi daha güçlüyüz. Elimizdeki mevzileri asla kaybetmeyiz. 2018'e göre daha güçlüyüz. Tekrar ediyorum. Hem 23 seçim sonuçları, hem 11 büyükşehir belediyesi, il, ilçe belediyeleri, 250 belediye. Bunlar yerel iktidardır, önemli güçtür. Değerli partililerim, diri olun. Değerli partililerim, güçlü olun. Değerli partililerim, moralinizi yüksek tutun.
Bu parti bir asırlık parti. Bu parti mücadele sonucu oluşmuş bir parti. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın yarattığı bir parti. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti. Bu partinin enerjisiyle, bu partinin sinerjisiyle 2024 seçimlerinde bütün bu kara bulutları dağıtacağız, fırtınayı dindireceğiz, belediyelerimize yeni belediyeler katacağız. Mersin'de daha çok ilçe belediyesi kazanacağız. İddialı konuşuyoruz partililer olarak. Mersin'de daha fazla ilçe belediyesi kazanacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni daha güçlü gelerek kazanacağız. Buradan da bu bayramda bunun hep beraber sözünü almak istiyorum. Ve bayramınızı kutluyorum. Çolunuzla, çocuğunuzla, arkadaşlarınızla, dostlarınızla daha nice bayramlarda inşallah bu kutsal çatı altında, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bayramlar kutlamak nasip olsun. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.